Diyarbakır'da bir garip olay, 65 yaşında, doğduğundan beri kimliği yok. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Harmanlar Köyü'nde yaşayan 10 çocuk babası 65 yaşındaki Maşuk Ateş, doğduğundan beri kimliği olmadan yaşıyor. Kan kanseri olan çoban ateş, devletin sağlık imkanlarından yararlanabilmek amacıyla kimlik alabilmek için mahkemeye başvurdu. Sur ilçesi Harmanlar köyünde yaşayan 10 çocuk babası Maşuk Ateşe ve kardeşlerine ailesi tarafından doğduktan sonra kimlik çıkartılmadı. Ateş'in kardeşlerinden kimisi evlenirken, kimisi de daha sonra kimlik çıkarttı. 35 yıl köyde çobanlık yapıp hiç kentte gitmediğini söyleyen 65 yaşındaki Ateş, devlet kayıtlarında olmayıp askerliğini yapmazken, sağlık gibi durumlarda ise başkalarının kimliğiyle sorunu giderdiğini söyledi. Lüsemi MDS hastalığına yakalanan ateş, birkaç tedaviyi ücretli yaparken, daha sonra hastanelere kimliği olmadığı için yatışını yapamadı. Kimliği olmadığı için devletin sağlık imkanlarından yararlanamayan ateş, yetkililere seslenerek kimliğinin çıkarılmasını istedi. Kimlik başvurusunda bulundum çıkmadı. Bu yaşa kadar kimlik çıkartmadığını söyleyen Maşuk Ateş, askere de gitmediğini ifade etti. Şimdiye kadar kimsenin ona karışmadığını dile getiren Ateş, kimse bana karışmıyordu, ben de gitmedim. Köyde 35 sene çobanlık yaptım. Hastalandım, hastaneye gittim yatış yaptım, para getir dediler. Para da yoktur. Kimliğim olmadığı için hastane beni almıyor, tedavi vermiyor. Bana git bayramdan sonra gel dediler. Gittim, beni almadılar. Kimlik başvurusunda bulundum çıkmadı. Merkeze giderek karakola gittim, nüfus müdürlüğüne gittim, üç sefer mahkemeye gittim çıkmadı. 35 sene çobanlık yaptım. Maddi durumum kötüydü. Askere gitmedim, şehre de gitmedim. Hiçbir gün şehre gitmedim. Hasta olduğum zaman beni götürdüler. Daha da almadılar, dedi. Babamın kimliği hiç olmadı. Maşuk Ateş'in oğlu Hüseyin Mural ise, 32 yaşında olduğunu, kendisinin de kimliğinin 2002'de çıkartıldığını belirtti. Babasının kimliğinin hiç olmadığını aktaran Mural, başkasının kimliğiydi, ücrette gidip kontrol olurdu hastanelerde. Ta ki bugüne kadar bu hastalığı çıktı. Kimlik başvurusu için nüfus müdürlüğüne gittik. 5 ay nüfus bizi uğraştırdı. Han testiydi verdik. Gazi Antep'e gitti, red yemişti. O hakkımız yandı. Ondan sonra hastalık gitgide ilerleyince bizi adliyeye sevk ettiler. Mahkeme açıldı, savcılık kararıyla yine kan testi istenildi. Halamdan kan ve saç örneği alındı. Yedi aydır daha o sonuç gelmedi. Iki aya yakındır ben de kan verdim. Benden de istediler. Onu da bekliyoruz diye konuştu. Annemin soy ismini taşıyoruz. Babasının Ayda bir tedavi gördüğünü anlatan Bural, tedavilerde bugüne kadar sözü geçen insanların yardımıyla tedavi görüyordu. Ta ki bu tedaviye kadar. Taburcu ettiler, bayramdan sonra gel dediler. Bayramdan sonra gittiği zamanda demişler senin borcun şu kadar, ücretli yattığı için. Bayağı bir borç çıktı ve borçtan dolayı yatışını kabul etmemişler. Halam söylemiş, dedem söylemiş. Demiş ki ben çobanım. Kimse karışmıyor diye çıkartmamış. Kendimizi I Love You filmindeki Tüneköy'ü fertleri gibi sanıyoruz. Yetkili kişilere sesleniyorum. Bir an önce kimliğinin çıkartılmasını istiyorum. Hastaneye rahat gidemiyoruz. Tedavi gördüğü zaman bayağı yüksek miktarda masraf çıkıyor. Lösemi MDS hastası. 20 günde bir tedavi görmesi lazım. 10 kardeşiz, 6 erkek, 4 kız. Hepimizin kimliği var. Babamınki yok. Annemin soy ismini taşıyoruz şeklinde konuştu.